Ben hatırlıyorum o zamanlar sen şöyle demiştin ya bu ihracatçı olmak ne kadar kolaymış meğer. Bu Evet. ihracatçı olma hikayesini bir anlat. Biz gözümüzde büyütmüşüz demiştin. Yine kırma noktalarımızdan biri bizim ilk yaptığımız ihracat. 1994 yılında Arnavut'ta benim bir asker arkadaşım kanalıyla kendisi Arnavutlarlaymış orada ufak tefek mobilyacılık yapıyormuş. Bir gün yine beni aradı buldu mobilyacı olduğumu da görünce biz onunla buluştuk. Sonra hep birlikte Arnavutluğa gittik. Arnavutluğa gittik ama bizde pasaport yok o zamanlar. Yani bizim için Arnavutluğa gitmek yani yurt dışına çıkmak çok karanlık. Yani çok korkuyoruz. Nasıl gideceğiz yurt dışına? Bilmediğimiz bir ülke. Yani daha elimizde pasaportumuz yok. Yani ama yine Allah rahmet eylesin bu Turgut Özal zamanında yine iş adamlarını teşvik edildi. Duyuyoruz böyle iş adamlarını alıp uçak uçak seyahatler düzenleniyor falan. Bundan sonra biz de gidelim dedik ama o Arnavut'la gittiğimizde o gün yola çıktık. Ertesi gün sabah Arnavut'a vardığımızda o gece yaşadıklarımı bir daha yaşamak da istemem açıkçası. Çünkü sabahleyin kendime böyle hani hakikaten rüyada mısın sen gerçekte misin dedim. Sevinç bir yandan ama bir de çok korku var. Biz Arnavut'a gittik ama yolda bize anlatıyorlar böyle keçi yolları, patik yollardan gidiyoruz. Çünkü Arnavutluk komünist rejim nedeniyle kapalı bir ülke. Doğru düzgün İdi. yol yok. Yani öyleydi. Doğru düzgün yol yok. Gümrükte bir tane bekçi kulübesi var. Bizim o bekçilerin, bağcıların kullandığı tüfeklerden var omuzunda aslında ama oraya gidinceye kadar bile işte burada yolda tırları soyuyorlar, araçları durdurup insanları burada katlediyorlar, gasp ediyorlar diye anlatıldı. Bir de Arnavutluğa gidince bir arkadaşın evinde kaldık. Orada yatan bir sürü insan varmış. Biz de o otel falan bulamadık gittik orada yattık ama yani o gece sabaha kadar bir sevinç bir yandan da çok büyük korkular yaşamıştım hiç unutmuyorum ama sonuçta yine kırılma noktalarımızdan biri o. Sonra biz Arnavutlarla çok iyi anlaştık. Zaman içerisinde onlarla Alberti'di bizim ortak. Alberti Davut diye, Alda Mobileri diye. Sonra gittik beraber bir şirket kurduk. Arnavutluk'ta üretim yapacaktık. Üretim için kısmet olmadı ama sonra Arnavutluk karıştı. Fakat ilk zamanlar Arnavutluk'ta Tiran'da mağaza açtık ortak ve orada çok güzel işler yaptık. Yani yine bizim için hayal olan hani böyle filmlerde görürüz ya adam James Bond çantala geliyor böyle fabrikaya açıyor içi dolar dolu döviz dolu. Bizi öyle bir çantayla para bırakıp gidiyordu. Biz sonra ürünleri gönderiyorduk falan. Hani bol paralı bir ihracat olmuştu o dönemde bizim için. Yani 1 milyon dolar ihracat da yapsak çok büyük bir paraydı. Yani 90'lı yılların başında özellikle Biga'da, kasabada halen orada oturuyoruz. Bizim için, bizim ölçeğimizde çok büyük işlerdi, çok büyük paralardı bunlar. Yine Arnavutluk işi, orada bir şirket kurmak, ilk ihracat yapmak bizim kırılma noktalarımızdan biriydi. Çünkü o devamında bize Makedonya geçişi sağladı. Makedonya'dan Bulgaristan'a geçtik.